Moistan herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzda ev ürünleri kategorimize bir yenisini eklemek üzere beraberiz. Yanımda başucu lambası var fakat bu teknolojik bir başucu lambası. İçerisinde seveceğiniz bir sürü özellikle birlikte geliyor. İsterseniz şöyle hızlıca kutuyu açmaya başlayalım. Kendisi aynı zamanda temassız şarjı destekleyen, üzerinde RGB bir aydınlatma olan, böyle tasarımı şık, benim bayağı hoşuma gitti bu arada, bir başucu lambası. Şu şekilde geliyor. Kutunun içinde kendisi, garanti belgesi tabii ki, kullanma kılavuzu ve bir de güç kablosuyla birlikte geliyor. Onu da kutudan çıkartalım. Şöyle hızlıca güç kablosunun uzunluğuna bakmak istiyorum. Şarja çalışmıyor. Daimi olarak elektriğe takılı olması lazım. Bir ucu USB, bir adaptöre bağlayabilirsiniz. Diğer ucu da Type-C. Şöyle bir uzunluğu var. Fakat bu size yetersiz gelirse zaten Type-C girişi olduğu için evdeki herhangi bir uzunluktaki Type-C kabloyu kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle tasarımına bakmak istiyorum biraz. Açıkçası şu benim bayağı hoşuma gitti. Farklı bir tasarıma sahip. Art kısmında burada RGB bir aydınlatmamız bulunuyor. Bu kısımda telefonunuzu temassız şarj edebiliyoruz. Bu kısım daha mat bir yapıya sahip. Şuralarda 4 adet silikon bulunuyor. Telefonu koyduğunuzda kaymaması için. Hemen arkasında ise adaptör girişini görebiliyorsunuz. Onun yanında bir de bir USB girişi daha bulunuyor. Bu USB girişinden de mesela telefonunuz burada şarj olurken buradan da akıllı saatinizin kablosunu takıp şarj edebiliyorsunuz. Yani başucunda aynı zamanda bir şarj aletiniz de oluyor. Şuradan şunu çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi isterseniz yatak odasına başucuna koyalım ve orada nasıl gözüküyor biraz da ona bakalım. Evet, şimdi ürünü güce bağladım ve direkt olarak açıldı. Saatin ayarını yaptım. Saati ayarlamak için şuradaki alarm ve saat benzeri bir ifade var. Oradaki alana dokunuyorum bir kere ve saat ayarlarına geçiyor. Burayı artı ve eksiyle ayarladıktan sonra bir kere daha dokunuyorum. Saat kısmına geçiyor. Burayı da artı ve eksiyle ayarladıktan sonra bir kere daha dokunduğumda saati ayarlamış oluyorum istediğim gibi. Yine aynı tuş üzerinden 2 adet alarm da ekleyebiliyorsunuz bu başucu saat. Onun için de dokunmak yerine basılı tutmanız gerekiyor. Şöyle basılı tuttuğumda birinci alarmım devreye giriyor. Saat şu an 16.09. Şöyle 16.010'a bir alarm ekleyelim. İkinci alarma geçiyor bir kere daha tıkladığımda. İkinci bir alarm istemiyorum. 16.10'a bir alarm kurdum. Bir dakika içerisinde alarm çalacak. Bakalım sesi nasılmış. Bunu da görmüş oluruz. Bu şekilde ötüyor. Bu ses beni uyandırırdı büyük ihtimalle. Çok ağır bir uykuda falan değilsem bu sese uyanırdım. Alarmı kapatmak istersem de eksi tuşuna 3 saniye basılı tutuyorum. Bu kadar. Alarm kapanmış oluyor. İstersem ikinci alarmı hemen böyle sanki uyanamam diye düşünürsem ikinci bir alarm daha işte 5 dakika 10 dakika sonrasında ekleyebilirim. Şimdi gelelim aydınlatma kısmına. Buradaki ampule şöyle bir kere bastığımızda ilk başta beyaz ışıkla birlikte geliyor. İçinde 9 adet renk bulunuyor ve bu 9 adet renk arasında buraya şöyle basarak geçebiliyoruz. İlk başta RGB'ler yanmaya başlıyor. Beyazdan sonraki ilk tıklamada RGB aydınlatmaya geçiyor ve renkler arasında geçiş yapıyor. Devamında ise yeşil, kırmızı, turuncu, sarı, tekrar yeşil, mavi, mor mavi, pembe ve kapanıyor. RGB renklerin çok tok olduğunu söyleyebilirim. Renkler gerçekten çok doygun gözüküyor. Şimdi bu aydınlatmayı açsanız uyuyacaksınız ama şuradaki ışık sizi rahatsız ediyor, o saatin görüntüsü. İsterseniz bunu da buradan şu şekilde kısabiliyorsunuz. Şu an gece zifiri karanlık olsaydı oda çok böyle hafif gözükecekti. Belki şu an kamerada gözükmüyordur. Parlaklığı çok düştü. İstersem şöyle bir kere daha basıp komple kapatabiliyorum buradaki ışıklandırmayı. Ardından artıya bastığımda tekrar aydınlanmaya başlıyor. Şimdi isterseniz gelelim temassız şarj özelliğini denemeye. Temassız şarj özelliği 15 Watt'ta çalışıyor. Şöyle üzerine yerleştirdiğimde direkt şarj olmaya başlıyor. Herhangi bir önemi yok. Fark etmiyor telefonu nasıl koydum. Fakat burada kılıfınız eğer çok kalınsa belki o zaman sorun yaratabilir diye düşünüyorum. Fakat temassız şarjda 15 Watt hızlı şarja kadar destekliyor. Arkada bir USB'nin daha olduğunu söylemiştim size. Arkadaki USB'ye taktığımızda ise telefonumuz burada şarj olurken akıllı saatimizi çıkartıp hemen o küçük kabloyla yanında da şarj edebiliyor. Tekrar alarm çaldı. Evet, bu şekildeydi. Şimdi isterseniz fiyatlardan biraz bahsedelim.
Evet, bugün Havit'in kablosuz şarj cihazını inceledik. Aynı zamanda aydınlatma, aynı zamanda da alarm ve saat özelliği bulunuyordu. Modelin adı da W320 diye geçiyor. İnternette şu anda 550 lira ile 600 lira arasındaki böyle fiyatlara bulabiliyorsunuz. Daha altında bulursanız ne ala. Bana soracak olursanız bu benim edinmek isteyeceğim ürünlerden biri olabilirdi. Çünkü çok şık gözüküyor. Bazen odanıza böyle tasarım amaçlı alacağınız ürünler olur. Bence bu onlardan bir tanesi. Kablosuz şarjı hızlı olarak desteklemesi de artısıydı. Fiyatı da aslında şöyle bir baktığımda bana makul geldi diyebilirim. Eğer kablosuz şarj standı alma düşünceniz varsa hem saat hem aydınlatma üçünü bir arada bulunduran bu modeli de tercih edebilirsiniz. Ürünü beğendiniz mi? Satın alır mıydınız? Siz neler düşünüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.